defalarca yetkililerimize, teşkilata, Üniversite Teşkilatımıza gitmişsin, rica etmişsin. Bu yollarımız bir an önce yapmışsın. Az da olsa üzerinde bir çakıl kum döksünler. Çocuklarımız hasta olsa ulaşamıyoruz. Çocuklarımız doğru düzgün hatlıkla okula gidip gelemiyorlar. Yani orada perişanız. Hastalar var, bayağı hastalar da oluyor. Her çeşit rahatsızlık olabilir. Biz yetkililerimizden yardım bekliyoruz, rica ediyoruz. Bir an önce yollarımız yapılsın. Bir de köprümüzün hali görürsen, köprün ne haldadır. Her an yıkılabilir, her an düşebilir. İnsanlar araçla beraber dereye düşebilir, boğulur, ölebilir. Yani bu yardım, rica ediyoruz, bu yardım bekliyoruz. Ara başvuru yaptım, dedim yolumuz bozuktur. Öğrencilerimiz okula gitmiyor. Dedi git belediye söyle. Ben belediyeye müracaat ettim. Belediye de dedi Süskü'ye söyle. Ben Süskü'ye müracaat ettim dilekçeyle. O da dedi büyükşehire başvuru yap. Ben oraya da başvuru yaptım. Dedi bu sefer BOTAŞ, Adana BOTAŞ Ceyhan hattına başvuru yapacağız. BOTAŞ Ceyhan bu da şey enerji tabipler kaynakları bakanına bağladı. Ben oraya nasıl yetişirim? Şimdi ne kaymakam ilgileniyor, ne belediye başkanı ilgileniyor, ne encümen ilgileniyor, ne muhtar ilgileniyor. Bizim çocuklarımız işte okula geç gidiyor. Ya da bir hasta olduğu zaman çok mağduriyet çekiyoruz. Köy benim akrabam köyüdür. Normalde ayda bir, yılda bir, beş ayda bir ben geliyorum. Vatandaş olarak ben gelip akrabamı ziyaret etmeye geliyorum. Yalnız bu yolun çilesinden dolayı inan ki gelmek istemiyorum bu yola. Neden diyese sonra yolun halini görüyorsunuz. Burada ben ayda bir, ayda iki örneğin geliyorsam vatandaş köydeki halk ne yapsın? Örneğin şehirde ihtiyaçlardan dolayı adamlar gidemiyorlar. Yollar kötü, çok kötü. Bu yetkililerden bir ricamız bu yolun yapmasını. Perişan oluyoruz yani. Dün arabada gittik, dört yere kadar gidiyoruz. Ayaklarımız çamur altında kalıyor. Derslerimize geç geliyor, hocalarımız her gün bizi yok yazıyor. İlk ders her gün bizi yok yazıyor. İkinci ders oraya yetişiyoruz. Dersi itiyoruz dedi arkadaşım. Servisi iterken ayakkabılarımız hepsi su içinde kalıyor. Hasta olup okula gidemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bile de ilk sure nedir? Oku. Ama siz bize bu imkanı vermezseniz biz nasıl okuyacağız? Ne olur bize bu imkanı verin. Ne olur size yalvarıyorum. Bizim 3 kilometre yolumuz var. Yolumuzda çamur bataklık gibi bir yolumuz var. Bu yolumuzda okula gidemiyoruz. Derslerimize geç kalıyoruz. Hatta zaman zaman servisin yolda kaldığı ve servisi ittiğimiz gibi şeyler var. Keşke bunların bir kanıtını, ispatını gösterebilseydik de siz de şey yapsaydınız, bir çözüm bulsaydınız bunlara. Çocuk haklarınız nerede? Hani bize diyorsunuz Türkiye'nin geleceği ama biz nasıl geleceği olabiliriz?